Hocam bir izleyicimiz mesela bir şey yaptı. Tabii bu yanlış şefaat algısı artık o kadar çok pompalanıyor. Az evvel başta bahsettiğimiz o hurafeler öylesine yaygınlaşmış ki mesela diyor ki hocam öğrencilerime sormuştum en çok kimi seviyorsun diye bir öğrencim peygamberi Allah'tan çok seviyorum cevabını yazmıştı. Sonraki gün çocuğa neden dedim? Cevapla irkildim. Allah bizi cehenneme atacak, peygamberimiz bizi şefaatle kurtaracak dedi. Sınav kağıdını o gün müftiye ilettim, normal karşıladı. Tamam, ben de bunu gayet şeye Siz de bakın. normal karşıladınız. Tabii kutlu doğum haftası dolayısıyla yapılan konuşmalara bir bakın. Evet. Yani maalesef kutlu doğum, bak bunu üstüne basa basa söylüyorum, putlu doğuma dönüştü. Maalesef. Nerede bir hurafeci varsa müthiş reyting yapıyor. Ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor? Yani dindarlık, yani yeryüzünde dindar olmayan mı var? Hangi dinin dindarısın sen? Mühim olan o. Allah'ın dininin dindar olman lazım. Sen kendi kafandan uydurduğun din dindar olsan bu çocuk böyledir tabii. Düşünsün bakın. O araya aracı koyanların hepsi düşünsün. Kendinin de bu çocuk gibi olduğunu görecektir. Çünkü Allah'a güveni yok. Araya birisini aracı koyuyor ki o kendini kurtarsın. Allah'a güvenmiyorsan Allah sana niye güvensin? Hocam geçen hafta Cüneyt Coşkun hocamız da burada Levlaki hadisinin nasıl uydurulduğunu, hatta birebir işte sizden aldığım o Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabında da aynı şekilde, aynı kelimelerle, hatta İncil'e sokuşturulduğunu, Tevrat'a sokulduğunu vesaire burada öğrendik, anlattık izleyicilerimize. Allah razı olsun, hocamız bize yardımcı oldu, açıkladı. Ama bakıyoruz mesela hafta içerisinde gerek devlet kademelerinin her kademesinden, gerek her toplumun her bölümünden bu kutlu doğum haftası etkinlikleri içerisinde aynı hadis sürekli kullanılıyor. Bir kere bu Sürekli bir hadis değil, bu tabii uydurmadır. uydurma yani tabii. Uydurmadır. Onlar hadis diyorlar tabii. Şimdi bakın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Bu ne demek? Kainatın yaratılmasından önce sen vardın demektir. Evet. Bunu Hristiyanlar iddia ederler. Hiçbir şey yokken söz vardı derler. Evet. Ve onun için bakın şeyde, o gördüğünüz o şeyde, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkelerinde sadece Muhammed yerine İsa. Evet, Başka bir aynı. şey, aynı kelime. Levlaki de aynı. Aynı kelime. Şimdi zaten siz o dinin kutsallarını bozmadıktan sonra o insanları siz sömüremezsiniz dini kullanarak. Evet. Onun için bir insan hangi maksatta olursa olsun dünyayı dinine tercih ediyorsa bunun durumu çok kötüdür. Yani insanı kafir yapan dünyayı ahirete Tercih tercihtir. edilmiştir. Hangi maksatta olursan, efendim şimdi şunu, olmaz kardeşim, şu senin son nefesin olabilir. Biraz sonrası yok bu işin. Asla şey yapmayacaksın. Şimdi sen olmasaydın yaratmazdım. Yani Resulullah var mıydı? Peki Allahü Teala bilmiyor o zaman. Estağfirullah. Ve ma Muhammedun illa Resul. Kad halet min kablihi Rusul. Ali İmran suresi Evet. 150 mi? Öyle olması lazım diye Oralardan bir biliyorum yerde. şimdi. Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de çok elçiler gelmiştir. Ondan önce de elçiler gelmiştir diyen Allahü Teala o zaman bu işleri bilmiyor demektir. Peki Allah gökleri ve yeri ne için yarattı? Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Evet. Söylüyor hocam. Açıkça geçen Sizin hafta için okuduk o yarattım ayeti. demiyor mu? Bütün insanlar için yaratmıştır. O kadar çok ayet var. Ya bu hakikaten o açık ayetler bir kenara, yani mesela ben bir şeyhle, işte bu Tarikatçılığa Bakış kitabında vardır. Ne şeyde konuşuyoruz, şeyhin meclisinde kendi yüksek hocaları da var. Ben Allah'ın ayetini okuyorum, o da bana diyor ki, yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i okuyorum. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Sen ne dersen de, biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda Sen ne dersen de. Evliya-i İzam ve Resul-i Kiram, yok şey, Meşayih-i İzam ve Evliya-i Kiram Hazretleri'nin ruhları vardır. Onlardan istihanede bulunur, istimdad ederiz. Yani Allah'la bizim aramızda büyük şeyhler ve büyük velilerin ruhları vardır diyor. Biz onlardan yardım, istihanede, İyyâke nestaîn, yalnız senden yardım isteriz. O da onlardan Allah istihanede razı bulunur, istimdad eder. Yani medet, bizi kurtar. Kimden kurtaracak? Allah'tan, haşa. O zaman senin için bu Allah'tan daha güçlü. Allah'tan daha merhametli, Allah'tan daha yakın sana.
Zaten hocam siz Fatiha'yı okuduktan sonra sen ne dersen de diyorlarsa onlar Fatiha'nın Ha. Allah'ın ayet olduğunda, suresi olduğunda kabul Ama etmiyorlar ben de demek. şunu söyledim o şeyha ve etrafındakilere. Dedim bak siz namaz kılarken size tavsiye ederim. Fatiha okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn okumayın dedim. Hiç olmazsa dediğinize uygun şey ağzınızdan çıkan Sözünüzün eli olur. sözünüzün eri olun dedim. Hocam o ayet